Yani burayı yap diyorsun da bana Hacı abi buranın için param var mı? Daha dur. Daha dur değil mi? Dolaşıp gelsinler. Abi buradan yol yaptığımızı düşünsene. Bu yatırımı gerçekleştirelim mi sence? Sayın yardımcı. Ay bir dakika yanlış oldu. Eski haline nasıl getireceğiz bunu ya? Bu muydu? Bu değil. Buydu galiba. Aynen buydu. Sayın yardımcı. Cevap da vermiyorsunuz. Düştünüz mü? Neler oldu? Rüşvet mi alıyorsunuz? Şimdi bunu buraya harcasak örnek veriyorum. Oy 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 13 bin he? Oldu gözlerim doldu kardeşim. Sen biraz bekle daha çok. Ama mecbur yapacağız galiba ya. Neyse yapalım. Gitti paracıklar. Hadi geçmiş olsun. Şöyle bir köprüyü dayıyoruz baba. Şuraya dayayacağız herhalde. Bir dakika. Aynen bu hizada olursa. Hadi geçmiş olsun. Burası da cadde oldu abi. Yalandan yerleştirelim burayı. Tamam mı? Hadi geçmiş olsun. Çıkışı vermeyeyim. Sadece giriş olsun şehrimize. Çıkış için oradan çıksınlar. Ah. 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 Gitti büyük paracıklar. Gitti paracıklar. Bunu da direkt buraya mı bağlayayım? Yok dur bir dakika. Çok mu yakın olacak ya? Şimdi ben bu parayı harcayamam. Vazgeçtim. Onun için yapacağım şey şöyle olacak. Bunları birleştirme yok mu ya? Ya da şöyle yapıp. Abi niye birleşmiyorsun? Birleş yani param yok. Veremem size o parayı. Nasıl birleştirebiliriz? Şöyle bir şey deneyeceğim. Heh, böyle olsa birleşti. Güzel. Ya bu çok saçma oldu. Bunu karıştırmayın tamam mı? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü paramız yok. İki tane köprü yapamam. Şimdi gidiş gelişi ikisinde bire bastım. Herkes istediği yerden girip çıkabilirler zaten. Sorun yok. Maksat seyirimize şimdi adam gelsin. İleride paramız olduğunda iyi yatırımlarla bu işi çözdüreceğiz. Hadi bakalım. Büyük bir köprü kazandırdık abi ülkemizi, şehrimizi. Hadi bakalım. Bir dakika, su sorunlarımız baş gösterdi. Şurada küçük bir evde su sıkıntısı var. Nasıl yapalım? Tamam, şöyle bir gönderelim. Şuralara da yol yaptık ama buralara ben şey yapmak istemiyorum şu an için. Ev yapmayı düşünmüyorum. Burası biraz daha kalsın tamam mı? Bu neymiş? Ha, bölgeyi ayarlayabiliyormuşuz. Buraya böyle boyarsam. Mesela bunu nasıl sanayi bölgesi yapacağım? Şuraya kadar. Oha çok oldu bir dakika. Ağaç park alanı mı? Yok bir dakika bunu silmek istiyorum. Vazgeçtim. Bunu öğrenim ondan sonra. Şu an için bilmiyorum da. Bu ne anlama geliyor? Bölgeyi sil, bölge yap. Tamam. Burayı neden park bahçe yapıyorsun ki? Park bahçe yapmak istemiyorum. Burayı şöyle, şöyle, şöyle sanayiye ayırmak istiyorum. Şu aşağı doğru falan. Biraz daha yapalım. Bir tık daha ilerleteceğim zaten. Şöyle burayı bir sanayi bölgesi yapmak istiyorum. Nasıl olacak? Beril bölge. Beril ne ya? Ne berili? Ben bunu mesela kafama göre atamak istiyorum. He, buradan seçecekmişim. Özür dilerim. Tarım sanayi. Tamam, genel sanayi. Böyle olacaktı. Bunu tıkla, yapıştır işte. Bu oldu mu şimdi? Mesela buna tıkla. Evet, buymuş tamam. Beril diye geçiyormuş herhalde. Sanayi bölgesinin adını değiştirebiliyoruz mu? Şunu çarpılayalım. Evet. Organize sanayi arkadaşlar burası. Burası organize sanayi bölgesi oldu. Organize bölgesi oldu. Sanayi yazacağım. Sanayi bölgesi tamam mı? Buraya Y koyalım. Türkçe yazalım ya. Ne yapayım? Bölgede orman bina seviyeleri. Dağılım. Tamam burada sadece şey olacak abi. Sanayi bölgesi. Tamam sanayi politikaları da ayarlayabiliyoruz burada. Su tüketimi, elektrik, duman dedektörü kullan. Binalara duman dedektörü takarak vatandaşların yangın riskini azaltabilir. Tamam. Haftalık çok para gidiyor. Gebersinler. Çok para gidiyor. Yardımcım geldiniz mi? Nereye Geldim tabii. kaçtınız? Beril bölgesi de değiştiremedim adını ya. Sanayi bölgesi dedim de şimdilik. Enter'lıyım. Buraya ayarladık arkadaşlar. Artık burası sanayi bölgesi.
Şimdi herhangi bir sıkıntımız var mı? Var. Sağlık, itfaiye. İtfaiye gerek yok abi. Geç. Erken. Şimdi biraz konut ve iş yerine ihtiyacımız var. Aslında iş yeri yaparsak en azından şu köşeleri verelim iş yerine. İnsanlar burada para kazanıyorlar diye buraya taşınabilirler. Şu aralara biraz da iş ev atalım. Tamam mı? Şöyle atalım abi, yapıştır. Elektriği verelim artık. Güzel. Şimdi yol durumuna bakalım. Gayet mantıklı bir şekilde. Şuradan da bir yol ana cadde olarak gidecek o zaman burası ya. Şu ana cadde biraz gıcık oldu. Çıkış var burada. Çıkış da var, giriş de var. Ya işte yani istediği yerden gider. Bunlar şehre giremeyenler mi? Bir dakika. Burada biraz karışıklık var. Burayı... Yok, mesela buradan gider. Tekrar gelir. Buraya gelir. Buradan geri girer şehre girmek istese. Değil mi? Sorun yok. Tamam, her türlü girmesi lazım. Biraz daha eve... Bir dakika. Tamam, yangın çıkana kadar... Aa, yangın çıktı. Anladık, anladık. Al, al. Al sana Sanayi itfaiye. bölgesine yakın kalın. Evet, yapıştırdım sayın yardımcım. İnşallah herhangi bir çıkarınız yoktur. Arttırayım. Attın sevgili başkanım. Bir elektrik yeri daha koydum. Bu arada canlı yayındayken bana hebele hübele yapan baş harfi Sedat olan arkadaşa şurada çöpçü bölgesi verdik abi. Bundan sonra Sedat Erkan ayağını denk alsın. Abi itfaiye koydum. Hadi itfaiye hadi. Lan ne itfaiyesi, biz hastane koymuşuz. Direkt adamlar ölsün demişiz. Direkt adamlar ölsün demişiz abi. Siz ölün, biz sizin şey yaparız diyormuşuz. Yan yana koymak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Aynı anda araba çıkabilir ama şimdilik koyalım, taşırız. Abi adamlar direkt ölsün. Adamları biz taşıyalım, hiç söndürmeye çalışmayalım diye düşünmüşüz. Güzel, biz böyle Doğru. düşünürüz. Bizim düşünce yöntemimiz çok iyi abi. Abi yangınlar sönecek mi ya? Şu yangını biraz izlemek istiyorum. Hadi itfaiye hadi. Hadi abi. İlerleyin abi, süpersiniz. İyi, söndürmüşler bir tane. Tamam, kurtardık. Şurada bir tane daha var, ona bakalım durum ne? Aferin abi. Abi bu yanıyor, soldakini suluyorlar ya. Canım arkadaşım, bu yanıyor, sağdaki yanıyor ya. Güzel. Burayı da peki yön olarak yön vermemi ne dersiniz? Gerçi daha çok fazla şey yapmadık ya. Biraz daha abi, bir sürü şehir yaptık işte, daha neden şehirler yok? Şey, iş, ofis binaları yapıyoruz. Ana caddeye ofis atmak da ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yanlış bir şey yapıyorsam beni uyarın. Şimdi şuralara bir evler daha yapmam lazım. Aa, şu köşedeki ev yolu kıracağız abi. Aynen. Aşağı doğru gitmesini istiyorum. Bir dakika. Ünlem değil. Direkt dikine abi. Şöyle aşağı doğru inelim. Aynı şekilde buradan da aşağı inelim. Mecbur birleştireceğiz de şunları ünlemle düzelteceğim. Hiç merak etmeyin. Buraya da inelim. Bu aynı hizam oldu şimdi. Şöyle yaparsak aynı hiza. Tamam. Biraz aynı hiza değil ama. Şimdi yapmamız gereken ünleme basıp burada herhangi bir... Çok kafaları karıştı ya. Bunları tam tersi yöne yapmamız lazım. Bir dakika. Yapıştır. Sağ tık, sağ tık, sağ tık, sağ tık. Tamam mı? Burası da böyle, böyle, böyle. Bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama çok sıkıntı oldu. Neyse, buradan gelen adam buraya girecek. Ya buradan inecek aşağıya. Tamam, güzel. Mükemmel zekamızı her yerde kullanmaya devam. Şimdi evler yapmaya devam etmemiz lazım. Evleri şöyle yapacağız. Ama şurada elektrik telleri beni gıcık etti. Çok küçük gözükecek. Evet, elektrik gidiyor olacak. Ama yapacak bir şey yok. Biraz beklersek. Ya da hiç riske atmayacağız. Şuradan kenardan direkt elektriği dayayacağız. Tamam. Ve hiçbir ev eksikliğimiz olmayacak. Güzel. Ya elektrik gitmedi kardeşim. Bir kabloya dokundum ya. Bir kabloya dokundum. Hemen bıdı bıdı yapıyorlar ya. Yine elektrikle ilgili sorun yaşıyoruz. Abi yeter. Elektriğin var ya, bir tane de paramız yok. Battık. Battık. 6K maliyeti var, paramız yok. Neyse, haftada 1000 geliyor abi.
3-4 haftayı yaparız abi. Bütçeyi arttır. Patreon'u biraz Bütçeyi mi arttır? bekleyelim, para biriksin. Biraz bütçeyi arttıralım mı? Üsttekini mi arttırmamız lazım, alttakini mi? Yüksek bütçeli güç santralleri çok kişi çalışır. Bu yüzden daha çok elektrik üretir. Altta yüksek bütçeli... Tamam da alttakini mi, üsttekini mi? Ha, biri gündüzleri mi oluyor? İkisini de yükseltin başkanım. Çok yükseltmeyin ama. Tamam, çok bir paramız gidiyor. Elektrik durumuna tekrar bakalım. Tamam, bu seviye iyi arkadaşlar. Daha kimse gelmesin bu şehre. Ona hırsıza bak. Polis merkezi yapmayı söylemediniz bana. Paramız yok. Tane kardeşim. Ha, şöyle bir dakika. Nokta yok mu ya? Şurada bir ev olsun, görüşeceğiz. Ne elektrik bağlayacağım Sedat sana, ne su bağlayacağım. Pislikten de öleceksin. Koku koku öleceksin. Elektrik seviyemiz şu anda ne seviyede? İyi seviyede değil. Bir tane geldi paramız, tamam. Bir tane daha elektrik alırsak. Ama bayağı hırsız giriyor. Ya bu hırsızlar şey arkadaşlar. Oyun bozuk. Şuralarda bir 6 seviye varsa 6 volt elektrik bulmamız lazım. Şurada bir tane var sanki. Evet. Elektriği ayarladık. Bir daha paramız birikti de karakol yapmamız lazım. Kardeşim, eve girdin yeter, artık çıkar mısın? Kardeşim şu evden çıkar mısın artık? Adam 3 gündür evde abi. Bir çıkar mısın? Abi yazık, günah ya adamlara. Abi lanet hırsız çıkmıyor. Biraz paramız olsun. Valla böyle yol yapmaya devam edersem, abi köprü yaptım ya. Köye köprü yaptım yani. Neyse. Burada ne lan? Bunlar nereye gidiyor bu veletler? Sen kimsin? Bu nereye gidiyor Ferdi? Bu okul mu lan bu? Okulda yapmıyoruz ki bu kadar çocuk. Neye giriyor lan burada? Kaçak ne yapıyorsunuz lan siz burada? Birbirinizi mi kesiyorsunuz lan? Abi bu hırsız hale çıkmadı. Bir haftadır adam orada yaşıyor artık. Vallahi billahi. Abi karakol yapacağız, paramız yok ya. Maliyet. Haftalık 34 kişi geliyor abi. Haftalık 2K para geliyor. Biraz bekleyelim. Yayında bize laf atan Sedat'ın ismini çöplükten verdim. Zengin oluyor çünkü buradan iyi para kaldırıyor. Direkt çöplüğün karşısına koydum ve mutsuz. Bir de eğitimsiz, pislik. Bir de eğitimsiz. Ah, burada birazdan hastalanacak ve ölecek. Göreceksiniz. Paraya ihtiyacımız var. Karakol yapacağız. Her yerde hırsızlara bak abi. Bütün şehri ele geçirdiler. Hadi kaç para lazım? 12K para lazım abi. Para gelene kadar beklememiz lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Sonunda karakol yapabiliyoruz. Şimdi sizin işiniz bitti abi. Bu karakol gibi değil mi? Yine şey olmasın. Federaller geliyor. Federaller, yapıştır baba. Federalleri çaktık. Sizin işiniz bitti hırızlar. Aha, bu polis değil mi? Yok, ambulans bu. Ulan şey koyduk sandım, biliyor musun? Bir anda. Ambulansı görünce dedim ulan yanlışlıkla hastane mi koyduk? Hadi yakala onları, hadi. Baba nasıl kaçıyor polisler? Baba hırsızlar nasıl kaçıyor? Yakala onları. Rıza baba ve ekibi yola çıktı. Herkes ayağını denk alsın. Oo, buradan ta şeye de gidiyor. Aha, buraya da mı lazım? Bu ne oğlum? Bu ne? Şu sorunu çok yüksek. Abi ben her yeri nasıl yapacağım karakol ya? Para mı var? Ya şu köşeye koymam lazım ki her yere yanaşsın. Tamam. Yeni hizmet binaları açılmış. Eşsiz binalar abi. Eşsiz binaları yemişim ya. Sayın yardımcım, hiç bana yardımcı olmuyorsunuz. Başkanım bütçeyi arttırın. Nereden Allah'tan. arttırdı? Borç mu alacağım? IMF'de borç alabiliyor muyuz? Aha, borç alıyorum. Bankadan alınabilir. Ayda diyor ki miktar 20 milyon diyor, 52 hafta faiz %5. Bir de 60 milyon var baba. Faiz %10. Faizi severim. İkisinden de aldım. Şu anda 85 oldu. İkisinden Nasıl de bir şey bu? aldım. Aa, okul istiyorlar. Yok da Pabli da ilkokul yok, üniversite yapmamı istiyorlar. Durun, ilkokul yok daha. Canım arkadaşım, ilkokul yok, ilkokul. Tamam. Şimdi ilkokulu da buraya koysak mı olur? Yolun köşesine koyarsak her yere yansıyor galiba. Yani ilkokul burada olsun. Bir ilkokul yaptık, yeter. Bir de liseyi de şuraya yapalım. Ya da biraz daha
Biraz daha şuraya yapalım. Tamam mı? Ya üniversite mi? Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kurs Bunu... gibi bir şey herhalde başkanım. Ney? Kurs gibi bir şey. Ne kursu ya? Kur'an kursunu yapacağız arkadaşlar. Ne alakası var şimdi? Oy! Ev ihtiyacımız var. Ulan var ya, bilerek bekliyorsun ki fiyatlar artsın. Bir dakika, evleri çakıyorum buraya. Yapıştır. Boya 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 boya, ev lazım ev. Zengin sosyete yeri burası. Hadi bakayım. Bak bir gıdım trafik yok şehrimizde. Bir gıdım. Harika, biraz daha yapmamız gerekebilir. Şuradan da çekeceğim de. Ana cadde istemiyorum ben ya. Vah, nasıl yapalım? O zaman yerde değerlendirmesi yapacağım. Şuradan şöyle yol geçersek, ama 3-5 tane ev için bir sürü şey yıkacağız. Gerek yok. Bunu biraz daha aşağı doğru sahile götürelim, ama pok kokusu gelebilir mi? Bir dakika, pok kokusu gelebilir. Yo, bu temiz suymuş, tamam. Temiz su mu? Yo, kirli su. Daha pok az olduğu için kokusu gelmiyor. Bunu keşke şu tarafa yapacaktım ya. Bu nehri komple pok kokutacak. Buradaki poklu su her yere gidecek, dur. Şehir büyüyünce sıkıntı olur. Onun için bunu buraya alacağım abi. Yapacak bir şey yok. Burada olması lazım. Poklu su burada olacak, evet. Abi yine masraf çıktı ya. Daha yeni borç aldım ya. Daha yeni borç aldım abi. Tamam. Tamam, şunu aslında taşıyabiliyor muymuşum? Bir dakika, bunu taşıyabiliyordum galiba. Bir tıklayayım. Bir dakika, tıklayarak taşıma var mı? Binayı taşı. Taşıyabiliyormuşuz zaten ya. Yerini de boşa yapmışız. Tamam, buna bir elektrik lazım. Buraya direkt elektriği kendisine vereceğim ya. Param yok. İnşaat bedeli yok galiba. Tamam, yapıştır abi. Boruya takalım abi. Bunlarda boru var mı? Var. Tamam, poklu suyu taşıdık abi. Bütün gölü pohtan kurtardık arkadaşlar. Sorun yok. Sorun yok. Pohtla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Kütüphane mi o? Aynen. Ya ne batık şehir, bırakın bir işleri ya. Başkanınız var ya, sizin için çalışıyor. Yok batık şehir, yok şu şehir, yok bu. Bir dakika abi. Hadi konutlar yapılsın. Bak bak, millet nasıl taşınıyor. Zorunuza gitmesin biraderler. Ama bayağı bir yer yapmamız lazım ya. Sağlık hizmeti bir tane yaptık. Abi bir dakika, suyla ilgili sorunlarımız var. Başkan yardımcım hiç bize bilgi vermiyor abi. Ha, yolu biraz daha aşağı taşıyacaktım. Çünkü bu aynı mı oldu? Bir dakika, bunu direkt dikine. Acaba şurası su basar mı zaman içinde? Basmaz ya, değil mi? Böyle sahil kenarına sağlam bir ev yapacağız. Bunları da aşağı doğru yapıştırıyorum. Güzel. Bir dakika, şehir hangi yol? Tamam, güzel yol yaptım, güzel. Şuradan bir tane daha geçireceğim ya. Biraz küçük olacak ama insanlara ihtiyacımız var abi, para lazım. Aa, burada rüzgar tribünleri var. Bu rüzgar tribü... Evet, ses yapıyor. Bunları ne yapalım? Taşıyabiliyor muyuz? Taşınıyor mu? Taşınıyor mu? Süper. Tamam. Bunların hepsini buraya taşıyorum. Hepsini buraya taşıyacağım. Sonra oradan buraya şey taşıyacağım. Oradan buraya zıkkımın kökü kablo getireceğim. Şöyle daha tatlı şekilde koyalım. Elektrikle ilgili umarım daha sıkıntımız olmayacak. Şehrimiz büyüyor arkadaşlar. Bütün herkes burada. 6 volt 6 volt. Lan bu gerilim müziği niye çalıyor? Şöyle daha sıkı bir şekilde yerleştiriyorum. Çok güzel yerleştiriyorum. Hiçbir boşluk kalmayacak. Yerleştirdiğim için bütün halkım memnun olacak abi. Ve yer kazanıyoruz bakın. Şurada bir tık şöyle yaparsak. 5 volt ama ya. 5 volta ihtiyacım yok. Benim 6 volta ihtiyacım var. Yapıştır. Şimdi bu elektriksiz kalsın mı? Ya da içme suyunu da oraya taşıyorum. Sıkıntı olmaz değil mi? Bir daha boru çekmemiz lazım. Bir 6 voltluk daha şuraya çakıyorum. Tamam, rüzgar türbinleri mi, rüzgar gülü mü, aşkı memnun mu ne? Onların hepsini buraya aldık abi. Şehirden uzak. Kimse sıkıntı yaşamayacak. Şöyle bir sıkıntımız daha kaldı. Nerede lan orası? Tamam, su gelecek, hiç merak etmeyin. Hepinize su vereceğim. Şeyini de taşıyorum. Suyu biraz daha buradan taşıyabilirim. Ama elektrik alsın. Elektrik alır, tamam. Yapıştır. Daha sonra şu elektrikle ilgili olan her şeyi buradan yıkmam lazım. Elektriği diğer taraftan vereceğim abi. Tamam, elektriği de... Ah!
Gitti paracıklar. Boş yatırım yapıyoruz şu anda ya. Şu uca vereyim. Yolu biraz daha genişletmemiz lazım. Tamam. Elektrik geldi. Başkanımızı alkışlıyorum. Su bir dakika. Su niye gelmedi? Su mu? Su neden yok? Aa bağlamamışız. Boruları bağlamamışsın başkan yardımcım. Hiç söylemiyorsun. Tamam mı? Şu anda kurtuldular muhtemelen. Tamam aktifler aktifler. Sıkıntı yok. Su full artı full arkadaşlar. Gölün tamamını içebilirsiniz. Tamam şurada zengin yerleri yaptım. Biraz daha böyle yol yapmaya devam edersem zaten bu şehri kaybedeceğim arkadaşlar. Muhtemelen batacağız. Öyle duyumlar aldın mı baba? Yola bak. Neyse biraz şurada kırık aciz oldu ama. Ney? Aciz gelecek başkanım banka. Vallahi ben borçlarına söyleyeceğim. Gereksiz borç aldım ama kimseye söylemene gerek yok. Kaçar giderim abi. Kimseye söylemeye gerek yok. Şu borulardan belki para geri gelir abi. Şunu da kurayım da. Yok oraya bir yapı falan olabilir. Şurada ufak bir su çekmemiz lazım. Tamam. Gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Biraz sanayi ihtiyacımız doğdu doğal olarak. Sanayiyi de buraya çakıyorum. Biraz daha hızlı gelişmemiz lazımdı da. Ben mükemmel tecrübelerimi oyuna yansıtırken yavaş geliştik. Sorun yok. Sağlık hizmetini de buraya da bir tane yapabiliriz ya. Burada var mı? Burada yok. Şurada bir tane sağlık hizmeti yapalım. Bir süre ev yıkmış olacağız ama maksadımız karakol burada var mıydı? Bu neydi lan? İtfaiye. İtfaiye burada yok. Şeyde var. Bir de şehire koyalım bir tane itfaiye. Şuraya yansıtırsak her yere giderler. Yapıştır abi. Güzel. Şimdi biraz daha ofis binalarına ihtiyacımız var. Şöyle şuralara belki ama yok. Önce buraya yaparsak sıkıntı olur. Yalandan şuraya ev yapayım. Evden de şuradan ofis binaları olsun. Şu köşeleri genelde ofislere vermek istiyorum. İyi para kazanırlar diye düşünüyorum. Çünkü sahile yakın ya. Şu ev biraz saçma oldu. Sahile yakın böyle turistik yer falan olabilir aslında. Şu boşlukları da dolduralım. Elektrik mi yok? Ya yeminle bahtah ya. Ya bıktım arkadaşım. Bu elektriği daha kolay yolu yok mu ya? Para yok. Ya peyzaj falan yapmayacağım kardeşim. E o kadar borç aldık yine 652 dolarımız var. Sayın yardımcı. Burada bir gariplik var sayın yardımcı. Siz neler yapıyorsunuz? Yani yiyorsanız söyleyin. Ne oldu? Devam ettirip bekleyelim biraz. Ama elektrik yok. Ne yapalım? Sökelim mi orayı? Ya da biraz bütçeyi arttıracağım. Belki bütçeyi arttırırsak düzelir mi? 11 tane elektriği olmayan yer var. Ah gitti tamam. Başka bir elektrik şey koyabilirim. İşte yok paramız yok. 600 dolarımız vardı. Zarar ediyoruz. Haftalık 900 dolar geliyor. 20 milyon borcumuz var. yeni geliyor insanlar. Bir şehrimizi biraz izleyelim ya. Şöyle bir şehrimizi izleyelim abi. Ya benim öyle değil ya. Benim ne sorunum var abi. Neyse yeter bu kadar sinematik. Vallahi İzmirli senin verdiğin hiçbir taktik yok. Taktik ver bana biraz ya. Aa elektrik yine sıkıntı. Bıktık ya. Para yok. Ne yapalım başka yerden borç alabiliyor muyuz? Borç. Abi şimdi ödene ya. Yine şeyi bütçeyi arttırıyorum mecbur. Yapıştır abi. Zaten kıl payılık bir şeydi. Bakayım düzelecek mi? Biraz daha bir tıkıyor. Allah full arttırdım. Full arttırdım. Yani seviyesinde. Başka bir tane kulübe köpek kulübesi yaparlarsa gidiyoruz abi. Paramız olduğu an şey yapacağım arkadaşlar. Paramız olduğu an bir rüzgar gibi de alacağım buraya atacağım. Ya kim temiz enerji istiyor ya? Ben temiz... Abi bekliyoruz abi beklesin. Sayın yardımcım. Sayın arkadaşım. Hiç şeyden bahsetmiyorsunuz. Bu vergilerden.
Ne diyorsunuz? Bir %11 vergiye ne dersiniz? Hoşunuza gider mi? Yaptırmayın başkanım da kaçmasınlar. %11 yeter mi? İş yerinden %10 yapalım. İş yerlerinde fabrikayı yok %9'da kalsın neyse. İnsanlardan çarpalım abi. Vergiyi biraz arttırdık ama felaket konut istiyorlar. Ya para yok, para, elektrik yok. Şuradan bir 6 voltluk bir yer bulalım. Bunu da çaktım. Bütçeyi azaltır, bir tane daha yapmam lazım ya. Bir 6 voltluk daha yer yapmam lazım. Yeterli para yok diyor. Evet, biraz daha bekleyeceğiz abi. Bütçeyi biraz daha paramız olsun bol. Abi işçi yok diyorlar ya. Ya işçiyi ben mi bulayım? Alo, gidin bulun. Ay para kasmamız lazım. Dediği gibi ev istiyor arkadaşlar. Ama ev yapalım mı? Hadi yapalım. Şuraya bir ev basalım. Ya şu caddeye ev yapmak çok hoşuma gitmiyor ama ev yaptım. Çöple ilgili biraz sıkıntı var. Mod hata verdi. Çok da umurumda değil abi. Kapat. Evle ilgili sıkıntımız var. Bir de çöple ilgili sıkıntımız var. Şöyle çöpün bütçesini çok hafif arttırsam. Şu elektriği biraz azaltalım. Lan bu mod tamam yürü git ya, mod hata verdi. Sen verdin, ne yapalım? Çöpü çok hafif arttırsak gündüzleri. Sıkıntı olur mu? İki tane çöp. Yani iki kişinin kapısının önünde çöp yok yani. Abi yol yapacağız, paramız yok. Elektrik yapacağız, paramız yok. Bu ne abi, tamam kapat mı modu? Bu mod ne? Auto buldozer modu. Tamam kapatırız o zaman. Valla Sedat Başkan yine sımarıyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Atlantis okyanusa battı, sen de borca battın diyor. Bir sürü para aldım. Orada bir hata yaptım ya. Büyük hata yaptım yani. Bu adam daha ölmedi mi abi? Abi niye hastalanmadı bu? Geber püstik. Bünyesi alıştı. Bok kokularına bünyesi alıştı. Şimdi şuradan da biraz ufak tefek paralar alabiliriz. Şu baştan artık herhalde orası bağlanır. Onun için onu yapmaya gerek yok değil mi? Evet bağlanıyor. Güzel. Bizim bayağı bir şimdi eve ihtiyacımız var. Elektrikle ilgili sıkıntılarımız var. Önce bir elektriği daha yapacağım. Daha garanti olsun. 5 volt istemiyorum. 6 volt yok mu? Ha. Şuraya yapıştır tamam mı? Elektriğim durumuna iyice bir bakalım. Elektrik iyi. Şimdi ufaktan yollar yapalım abi. Ama şurayı halen beğenemedim ya. Şuraya kocaman hani şu yolu bir şekilde şuraya vermek lazım. Doğrusu o. Dünyanın en saçma işini yapasım var. Ama yapmayacağım, kendimi tutacağım. Şu anda şuradan şöyle yuvarlak otoban yapacaktım buraya doğru. Ama sonra vazgeçtim abi. Benim ev yapmam lazım. Burası küçük bir yol olacak ama olacak. Yıkılacak evler varsa da yıkılsın. Paran yok. Abi asfalt yapmak için belediyenin parası mı olmaz ya? Asfalt yapabilmek için belediyenin parası mı olmaz ya? Gel abi, gel abi, gel abi. Bu Mahmut kim? Ne diyorsun Mahmut? Boş boş konuşma. Şimdi gel abi, biraz daha paramız olsun. Yolu biraz geniş tutayım ya. Ya da şuradan direkt geniş tutalım da. Abi şu param şuraya kadar yetiyor. Buradan ilerisine yetmiyor. Biraz daha, biraz daha. Hadi biraz daha. Biraz daha, biraz daha. 2100, 2400 paramız yetti evvelallah arkadaşlar. Şimdi buraya su da yapmak lazım. Muhtemelen su için de para yetmeyecek. Yetmiyor abi. 1100 dolar lazım. Paramız şuraya kadar yetiyor. Hadi şuraya da yetse yeter. Bir tık. Bir tık. Bir tane daha. Helal. Yeter zaten. İleri kadar götürmeye gerek yok. Elektriği her türlü alır. Şimdi buraya evi dayıyorum. Yapıştır abi. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ne kadar ev o kadar güzel. Hadi bakayım. Yapıştır evleri abi. İnsanlar ev bekliyor. Şimdi bu evler sayesinde yeni gelecek insanlar olacak. Şuradan şöyle bir yol geçireyim. Tamam mı? Hatta bir dakika, paramız yine yok. Paramız nereye kadar? Şuraya kadar bir getireyim. Abi hadi 2000 paramız lazım. Şuraya kadar yapabiliyoruz. Oo kasaba olduk, açılın. İşte bu ya, ben mükemmel. Aa kasaba olduğum için zengin oldum. Şuraya da yapıştırdım. Bu elektrik... Bir dakika, elektrik işi bozdu şu anda. Elektrik işini halletmem lazım. Yalandan halledeyim de sonra düzeltiriz.
Ya mecbur böyle karşıya vereceğiz. Yani yoldan da geçmez. Şöyle kalsın da yolların bir kısmı. Orayı yıkacağım. Ev yapalım şuralara. Tamam mı? Şuralara ev yapalım. Şu kadar değil de şurayı biraz daha yuvarlığa çevireyim. Şu aralara da şey atacağım. Bundan atacağım abi. Buralarda ofis binaları olsun. Ofis binaları biraz daha çakalım şuraya. Ya caddeye komple basalım abi. Yapıştır. Evde 33K paramız oldu. Dur, borcumuzu ödebiliyor muyuz? Sayın yardımcı, ne diyorsun sen bu işe? Borcu ödeyeyim mi? Deyim başkanım. Soldakini ödedim gitti. Ödedim, hiç param kalmadı. Yine fakiriz. Gerçi 5 milyon almamışız. Lan 5 bin almışız. Verdik gitti. Şimdi abi bu altyapıyı çözeceğiz. Burada o kadar güzel yollar yapacağız ki. Bu insanlar... Bak yine bir hata yaptım ama hemen yapalım abi. Bu insanlara hemen oturacakları çok güzel yerler yapmam lazım. Hani parayı çok harcıyorum. Bir tık şöyle harcayayım. Tamam mı? Şunu da yapıştırayım. Güzel. Buralara ev yapıştırıyoruz baba. Şöyle ev, başkanım, tamam mı? Dinliyorum. Bir de yolların arası çok açık kaldı yakında sınırda. Evet, sınırda neden açık gibi bıraktın? İşte ondan dolayı açık bıraktım ama. Yolları geliştireceğiz ya yakında. Yer kalsın arkada. Yanlış bir politika biraz mı izliyorum? Biraz fazla mı oldu? Neyse bir daha... Son yapalım mı? Sonra şey yapalım. Buradan bir tur aşağı iniyorum. Tamam mı? Buradan da bir aşağı iniyorum. Bir dakika, bunu böyle aşağı gideyim. Tamam mı? Şuradan da şöyle bir yol. Nasıl oldu ama? Harika. Peki elektrikle veya suyla ilgili bir sıkıntımız var mı? Şu yeni evlerde var. Şimdi buradan aşağı doğru çakıyorum. Çok da paramız gitmesin şuraya kadar. Ah be, bir tık daha öyle gitseymişiz güzelmiş. Yapıştırdık abi. Şöyle. Para bitti galiba. Bir de böyle, tamam mı? Şurada ufak bir su eksikliğimiz var. Bu da tamam. Yemin ederim tam derme çatma yaptık ya. Şuna bak. Biraz sanayi eksikliğimiz var. Sanayileri çakıyorum. Çak baba, çak 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 çak. Aslında birkaç köşe yeri boş bırakayım. Oraya belki olaylar yaparız abi. Büyüyor şehrimiz. Ya 90 kişi ne abi? Abi cüzdan mı bulundu? Yok artık. Şu an halen sanayiye ihtiyacımız var. Sanayici şehrimize geliyor. Neyse yapıştır. Ama şöyle bir şeyleri... Bak şunları hata yapıyorum. Bir tık şuraya doğru yol bırakayım ki... Çünkü büyüyecekler. Boş yere ev yıkmak zorunda kalmayalım. Şimdilik şöyle bir kalsınlar, tamam mı? Çok çok para harcamaya gerek yok. Elektrik oraya gelir. Suyla ilgili problemimiz olabilir derken... O problemi de gördüm. Hemen yakaladım. Aa bak, burayı da biraz sola doğru kaymamız lazım ha. Bunu unutuyoruz. Şu arkada boş yer kalmadı. Düzgün şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Elektrik durumumuz yine biraz sıkıntıya giriyor. Elektriği de hemen şuraya 6 voltluk bir yer yapalım. Şurada var mı? Evet, 6 voltluk yer var. Şuraya bir tane daha bırakalım. Biz büyüyoruz baba. Şehir büyüyor. Kimse kimsenin zoruna gitmesin. Kimse ağlamasın. Ben yardımcım. Siz söylemiyorsunuz. Şuraya bir çöp yeri daha koyacağım. Hatta yolu bir tık aşağı çekeceğim. Tamam mı? Çektim. Bu sefer ben seni dinlemeyip çöpü biraz daha en alta koyacağım. Ama buraya elektrik çekmek zorundayım. Keşke seni dinlesem. Tamam mı? Bunu böyle yaptım. Daha sonra şuradan bir elektrik çektim ufak. Tamam mı? Yapıştır. Bir de su çekmem lazım. Şuradan da su çekelim. Tamam. Serdar'ın evini oraya taşıyorum. Bir dakika, kapat. Artık gıcık olduklarımın evini oraya koyacağım, tamam mı? Tam çevresine. Serdar, şöyle ismi soyismini unutmayayım. Şunu direkt evini yıkıyorum kardeşim. Defol git. Şimdi şuraya ufak ufak tekli tekli evler yapacağım. Nagaluga yapanların isimlerini koyacağım abi. Bir dakika, yolu hatta şöyle yapacağım. Bir de şöyle yapacağım, tamam mı? Tam bu diplerine yerleştireceğim. Para çok ya. Tam burası sizin evleriniz arkadaşlar. Şimdi şurası Serdar'ın evi olacak. Neresi olsun? Tam burası mı olsun? Tam burası ya da burası olmasın. Bir dakika. Böyle yapınca yol girdiği için uzaklaştılar galiba. Evet. Tam burası Serdar'ın evi abi. Bir de bana lagoluk yapan hadi biri daha olsun bayım. Hadi biri daha olsun. Serdar'ın evi orada başlıyor abi. Serdar Darsan abi, sen değil, sen değil. Serdar Erkan'ın evi.
Elektrik de bağlamayacağım, su da bağlamayacağım. Yeni yollar mı geldi? Abi paramız yok ki bunları bize koyuyorsun ya. Oo güzel olur ha, bak şuraya nasıl olur? Aslında var ya tam şuranın yeriydi ha. Şuradan var ya harika olurdu. Bunu yaparsam batarız. Normalde şunu yapmam lazımdı. Buraya yapacaktım bunu. Neyse bir şehrin trafik durumuna bakalım. Elektrik bu, trafik bu mu? Trafik mükemmel arkadaşlar, sorun yok. Akıyor. İleride çok büyük sorun olacak başkanım, o trafik. Hiçbir sıkıntı olmayacak, bana güven. Ben bir trafik canavarı, tam bir yol mühendisiyim. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Çok hafif evlere ihtiyaçlarımız var. Bunları da ilerletelim şöyle biraz daha. Şu köşeleri bak boş bırakmam gerekiyor ama bırakmıyorum çünkü ben kılım. Şu sahil tarafını boş bırakayım. Biraz daha ev atalım. Şuraya biraz ofis atalım. Tamam mı? Böyle devam. Bizim abi itfaiye mi? Lan paramız yok. Paramız bu ne? Mezarlık. Mezarlık değil de şundan yapabiliriz. Bunun için kaç para ihtiyacımız var? 18K. Ölün abi. Yakma yeri yapmayacağım. Ölün geberin. Abi nasıl halen çöp sorunumuz olabilir ya? 2 tane çöp ocağımız var. Bütçeyi bile arttırmıştık. Bu nedir ya? Kesin FETÖ'cülerin oyunu abi. İlerle. Çöplerini git al lan. 2 tane çöp arabamız var. Sedat yazacağımı Serdar dedim değil mi yanlışlıkla? Sedat abinin evi. Özür dilerim. Sedat abinin evi değil. Sedat'ın evi. Serdar abinin evi değil. Sedat Erkan'ın evi. Buraya ne yazdım? Sedat Erkan boklu evi. Çok kötü oldu ama. Neyse boklu evi. Sedat Erkan'ın boklu evi arkadaşlar. Burada ölecek, geberecek. Bir de mutlu. Bir de mutlu abi. Herhalde çöpleri buradan mı çalıyorsun abi? Bu ne? Üstüne anten de koymuşsun. Gayet mutlusun kardeşim. Kolay gelsin. Geber inşallah. Ölünü boğaza atıyoruz. Aynen. Ölünü çuvala koyup boğaza atıyoruz arkadaşlar. Ama buradaki evler harika olmadı mı? Oba. Bence şuradaki evler çok... Ama ev değil lan. İş yeri olmuş da. Sahile bakan yok. İnsan bir kafe mafe yapardı ya. Bu neymiş? Komşunun yeri. Güzel isim. Kolay Hırdavat. Ne hırdavatı oğlum? Benzinlik lan bura. Aa bak bir tane kafe konulmuş buraya da bir tane sandalyesi var. Güzel, bir doğru yere bakan bu. Abi eksiğimiz vardı. İlkokul eksiğimiz varmış. İlkokul hangisi? Buruydu galiba. İlkokul nerede var? Şu ilkokul mu? Bu ne? İlkokul. O tepede var. İlkokul eksiğimiz nasıl? Bize de okumamış adam lazım zaten. İlkokulu da şuraya çakıyorum ya. Ama sadece bir yere mi yardımcı oluyor? Çok saçma değil mi? Sahilde olmasın ya. Vallahi gidişli gelişli olduğu için başkanım, o yüzden. Ha. Dolaşıp gelirler ya. Gelemiyorlar mı dolaşıp? Şuraya da bir ilkokul çaktım. Lisede de sorun yok. Üniversitemiz yok. Üniversite yapıp ne yapacağız arkadaşlar? Aha ölü var. Adam öldü. Arkadaşım yani. Neymiş? Elektrik yokmuş, ölmüş. Para mı var? Para mı var? Bıktım yemin ederim. Bütün dünyanın... Hiçbir ülkede bu kadar elektronik jeneratör müdür? Nedir? Ondan bundan yok ya. Yeni bina. Ne binası bu? Bunu yapmayacağım abi. Şu param olsun. Bu da değil. Bu ne? Mezarlık. Mezarlık yapmaya gerek yok abi. Yakalım ya. Sağlık ocağı. Bu ne? Bu ne abi? Mezarlık yapalım mı? Krematoryum mu? Daha da çok var. Zaten mezarlık yapıyoruz. Mezarlık şehir içinde olsun değil mi? Her nefis ölümü tadacaktır abi. Hadi geberin pislikler. Alın size mezar abi. Ölülerinizi gömün. Abi çöple ölü var ya. Ölülerimizin küllerini sömüne başında... Ne sömüne başında mı? Sömüne başında saklamaya son yeni mezarlık açıldı. Abi hem yakıyorlar hem de gömüyorlar mı? Güzel. Elektrikte yine sıkıntı var. Ya kardeşim... Allah aşkına elektrik içilmez, içilmez. Bunlar içiyor mu? Rüzgarını bırakalım bence. Bence de bırakalım. Bu ne ya? Şurada bir 9 voltluk olay var.
Su gerekli. Su gerekli. Su gerekli. Su gereklince 5 volt veriyor. Hiçbir anlamı yok ki. Şurada bir 7-8 volt veriyor. Tamam. Şuraya bir tane suyun içine koydum. Yeter umarım. Temiz enerji, temiz enerji. Ne temiz enerjisi? Geberin pislikler. Çar çöp pislik geberin. Abi sanayi ve ev lazım. Hallederiz. Şimdi şuraya sanayi çakıyorum. Şöyle yapıştır abi. Şuraya da bir sanayi yapıştır. Abi yani affedersin de ben bu evi daha nereye yapacağım bilmiyorum. Şu yani bu ne abi böyle? Kardeş çözdürüm bu nasıl bir yol? Şimdi şuraya biraz ev atalım. Abi mükemmel dizaynımız var. Sizin için bir sıkıntı yok umarım. Şöyle yapıştır. Şuradan da şöyle ilerleyelim. Şurada sahile evler yapmayalım mı? Bence yaparız ya. Şöyle sahil boyunca. Harika yaptık bence. Bunu da şöyle çakalım. Oy! Ya harika yemin ediyorum ya. Gerilim müziği de mükemmel abi. Su durumu ne durumda? Tamam su da geçiyor. İyi. Altyapımı zaten önceden yapmışım arkadaşlar. Altyapıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yapıştır. Aslında şu sahil kısmına iş yeri yapacağım. Ofisleri çak abi. Biraz küçük olacak ama. Şu köşeye de çak. Sonra şuraya ev çak. Yapıştır abi. Mezarlığın tam karşısı. Ölmek isteyenler için mükemmel yer. Müzikler de iğrenç abi. Abi bu çöpleri nasıl arttıracağım? Yeter abi. İki tane çöp yeri yaptım. Daha işinize bakın. Ne yapamam. Çöpün şeyini arttırmam lazım herhalde. Elektriği de biraz azaltayım ya. Çöpün bütçesini arttırayım. Tamam mı? İyi miyiz? Şimdi okulla ilgili sıkıntımız var. Üniversitemiz yok. Daha üniversite açılmadı. Boş ver. Bu neymiş? Cenaze hizmetleri. Boş ver cenaze hizmetleri. Hepsini abi bağlayın denize atın yani. Ne işimiz var bizim cenaze hizmetleriyle? Tamam mı? Abi halen çöp gelmiyor diyor ya. Ne diyor bu ya? Doğa namına tek şey saksı bitkileri. Birkaç tane park falan istiyorlar. Park bahçe. Al sana park abi. Neredesin? Al. Nereye yıkacağım? Nereye yıkayım? Abi şurayı yıkıyorum. Alın hepinize park abi. Nasıl? Bu ne parkı? Küçük park. Kaç para bilmiyorum abi. Dayadım gitti. Al sana. 10 tane evi yıktım. Park yaptım. Al sana park. Tadil taksiye bilmem ne dikiniz. Hep senin adamların değil mi? Benden sonra sen mi basa geçeceksin? Amacın o mu kardeşim? Buraya da bir yol atalım. Allah'tan paramız var ha. Şöyle bir tık daha şöyle gidelim. Sonra şöyle bir dakika şunu da biraz aşağı indiririm ki. Tamam mı? Harika. Tamam. Yapıştır. Şu ortadan da yol bence bir tane daha geçebilirim ya. Evet bir tane daha geçtik. Sonra sanayiyi dayıyorum. Hatta şöyle dayıyorum abi. Bu küçük oldu lan. Bunun büyüğünü nasıl yapacağım? Şöyle işaretleyerek mi oluyor? Al. Al abi. Her yere sanayi. Hadi aslan parçaları. Yapıştırın sanayiyi. Şuradan şöyle tutayım. Orayı da yapıştırdım. Şimdi birazcık ofise ihtiyacımız var. Ofisi de... Müziğe bak. Tam cenazenin, şey, mezarlığın yanına. Bak 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 bak. Su yok su. Hiç söylemiyorsun. Sen de onların adamısın biliyorum. Çöp toplayıcılar öldü mü diyor. Ya bu çöp toplayıcılar size ne etti ne? Çöpçüler çok fazla su kullanıyor başkanım o yüzden. Hayda. Nasıl yapalım? Mecbur iki tane yapacağız. Ya da şöyle yapsak yine olmuyor. Ya da şuradan şöyle. Abi çöpçüler öldü mü dedi ya. Dur çöp bütçesini arttıralım da o zaman da trafik olacak. Değil mi? Evet. Yani iki tane çöp yeri koydum ama. Çöpçüler çalışmıyor. Neyse bütçeyi biraz daha arttıralım çöpçülerin. Sudan dolayı çalışmıyorlar herhalde. Ha sudan dolayı mı? Dayadım suyu gitti. Su pompa istasyonu kurmamız lazım. Yok su eksiğimiz yok ki. Evet su eksiğimiz var. Arıtmada problemimiz var. Boş. Ha bunları daha yeni mi söylüyorsun? Dur poklu sudan almayayım. Temiz sudan alayım. Neyse şuraya yerleştireyim bir tane. Sonra boru takayım. Tamam abi. Bakın arkadaşlar. Bunlar poklu su olabilir. Sıkıntı yok.
Bakın Poklus'u gidiyor. Hiç bizde alakası yok. Sol tarafta köprünün altından gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok abi. Rahat olun, o iş bizde. Tamam, su işini çözdük abi. Çöpte de sıkıntı olmayacak. Bu ne diyor ya? Bu Allah aşkına ne dedi, ben okuyamadım. Ya Allah aşkına iyi mi diyorum? Yine çalışan yok diyor ya. Abi bu ne? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Yapalım mı bilmiyorum. Yaptığımız zaman başımıza bela gelir mi onu da bilmiyorum. Burayı tam böyle var ya. Bir tanesi bütün şehre yetiyor. Bir dakika, buna boş bir yer bulsak. Şu ortada bir yer. Ulan bütün ülkeyi yıkacak ya. Harbi bütün ülkeyi yıkacak. Ne olduğunu bilmiyorum da yıksın abi. Yaptık da ne oldu bilmiyorum. Abi bütün her yeri yok ettik. Bak bir gıdım trafiğim yok. Halen çöple ilgili elektrik mi? Ya çıldırdım artık. Abi çıldıracağım. Ne elektrik 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 elektrik. Bütün parayı elektriğe basacağım şimdi. Para yok zaten. Basacağım ama para yok. Yeni yer satın almam lazım ya. Abi sanayiyi birleştirmemek lazım. Şimdi ben çok geniş yaptım. Mecbur şuradan da bir yol yapacağız ya. Ne? Buradan da bir yol yapalım ya. Yapacak bir şey yok. Daya gitsin ya. Ne yapalım ya? İnsanlara hizmet vermemiz lazım abi. Ya geniş geniş yaptım ama yok batıyorsun falan diyenler var ya. Onların hepsi diyen şey. Şimdi şuradan şöyle bir tane daha yol yapacağım. Siz zenginlik istemediniz. Sıkış tıkış gece kondu mahallesi gibi size yer yapacağım abi. Yapıştır. Şuraya bir yeri artık sanayi şey de yapmak lazım. Ofis de yapmak lazım da. Dur şunları bir yıkalım. Şurası ofis olacak abi. Şurası da ofis olsun, tamam. Daha sonra şuralara ev abi. Oldu mu? Her yeri ev doldurduk. Su mu? Yeminle bıktım artık sizin susuzluklarınızdan. Bok, tövbe estağfurullah ya. Harbi bok için diyeceğim ya bunu. Şöyle yap. Halen çöp, halen çöp, halen çöp yani. Abi şuraları artık karşıya da yer yapabilirim ben. Bunu niye yapmıyorum? Başkanım bu öbür taraftan da çöplerin oraya doğru yol çekin. Şu arkadan yol sanayi mi birleştirin diyorsun? Yani denizin oradan. Tamam, oraya büyük yol yapayım diyorum ya, ne dersin? Şöyle şurayı aşağı sarkıtalım. Daha sonra buradan şöyle buraya. Ama bu yolun tamamını genişletmek gerekecek şu ara. Şimdilik kalsın abi. Tamam hadi böyle yaptım. Şimdi burayı komple otoban yapabilirim. Ama otobanın kenarını kullanamıyorum. Bir dakika. Kötü yaptım. Hiç de uyarmıyorsun abi. Sıfır yapmanın mantığı yok. Şurayı şöyle keselim. Şöyle bir tık ilerletelim. Daha sonra şöyle yapalım. Hani evler falan yapabilirim. Ama olmayacak. Yine mükemmel bir şekil yapacağım. Nasıl? Ya ben var ya. Çok malı. Tövbe tövbe. Şöyle. Bence harika oldu. Harbi ben bu işi biliyorum ya. Benim babam da müteahhitti arkadaşlar. Rüşvetçi müteahhit, hayda. Şurada bak çok güzel ofis binaları oldu. Artık çöp kamyonları buradan rahat rahat geçecek. Eyvallah. Daha güzel oldu aynen. Ne? İşçi yok deyip dur. Ya bu ne abi? Buna ne lazım ki? Eğitimsiz adam lazım. Benim herhalde çok fazla ilkokulum var. İlkokulu yıkıyorum arkadaşlar. Tahminen öyle mi sizce? Başkanım bu sefer de eğitimini arıyorlar. İkinci yada. Ne yapacağım? Daha fazla ev yeri inşa etmek lazım. Daha fazla. Abi öyle bir istek yok. Abi sanayi battı. Sanayi battı. Sanayi battı arkadaşlar. Anlamadım ki. Yani okumuş insan var diye şey oldu yani. Bir dakika ben bunu yıkacağım ya. Okulları istemiyoruz arkadaşlar. Her yere okul yaptık. Yık abi şu okulu. Yık ya. Vallahi yık ya. Hepsi okuması cahil köpek olsun. Dur şunu da yık abi. Nerede, bir dakika buradan. Hiçbir tane şehrimizde okul olmayacak arkadaşlar. O kadar okul yaptım abi, başıma bela oldu ya. Kapat kapat.
Abi tamam ya abi baksana herkes abi şu şehir fabrika terk edildi yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Fabrika ter otobuldozer işe yaramadı. Ben yaptım elden. Biraz geçirdim. Bir dakika bak işçi bulmaya başladılar sanki. Cahil köpekleri alıyorlar işlerini. Allah tövbe estağfurullah. Doğru yerleri alacaklar. Alacaklar mı? Abi hadi evlere adam yerleştirmek lazım. Dur şuradan yol yapalım o zaman. Dur. Normal yol. Aşağıyı şehir yaptık. Şunu şuna çevireyim. Kayalık var ama yıkarız herhalde. Tamam mı? Şuraya da bir tur çekelim. Biraz yamuk oldu ya. Dur. O zaman mükemmel zekamızı kullanmaya devam. Nasıl zeka ama var ya bendeki bu zeka Allah'tan Türkiye'de kimse de yok abi. Şimdi suyla ilgili problem yaşayabiliriz derken şunu şöyle yaparsak şunu da şuradan ileri kaldıralım. Bir de şuradan bir su verelim. Tamam mı? Burası güzel. Abi bol bol ev lazım. Bol 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 bol. Bir dakika bununla yapınca olmadı. Şöyle ev abi yapıştır. Şuraları silelim bir. Şuralara da ofis yapalım abi. Pardon bu değil. Lan yanlış yaptım. Neyse. Bunlara da ofisi çakalım. Bak işçi bulmaya başladılar. Gördün mü? Azaldı. Azaldı. Bu sefer ofistekiler diyecek eğitimli insan yok. Hayda. Bir dakika elektrik yok. Onu bırak yine elektrik yok. Çaldılar tamam. Oha 19 volt diyor. Burası ne? 8 volt. Neyse. Burada bir yedilik yer var. Ofisler için de bulacağız. Onun için de yapacağız. Birazdan biraz işçi bulsun bu fabrikadaki. Tamam. İşçi bulmaya başladılar abi. Bir tane şey yapabilirim. Biraz şeye ihtiyacımız var. Ha otobüs durağı. Şimdi paramız yok. Borç alalım. Bir dakika borç alalım. %5'le para alalım abi. Aldık. Şimdi bunu ödeyeyim mi? Sağ taraftaki bir tane daha borcum var. Şimdi otobüs durağı yapmamız lazım. Ofis ihtiyacımız da çok. Ofis ihtiyacı için şuralara yol yapılabilir. Bir tane bir dakika. Şunu düz atalım. Arkadaşım düz düz. Şöyle yaparsak buralara ofis dolduracağım. Tamam mı? Burayı da buradan bir yol ver ama biraz yamuk yol verin. Düz yol vermeyeyim. Ha, bu kadar da yamuk olmasın. Şöyle olsun. Ha. Tamam mı? Şimdi buralarda ofis basıyorum. Şöyle ofisi bastım baba. Yetmedi buraya da ofis bastım. Yetmedi buraya da ofis bastım. Tamam. Şu küçük küçük yerlere de ofisi bastım. Birazdan bir ilkokul atacağım arkadaşlar. İlkokul. Şu cahillere yapalım abi. Gerçi bir yerleri yıktık mıktık yine ama hayırlısı bakalım. Şu köşeye verelim. İşçi bulamayanlar bu sefer de ofisler mi oldu? Yok. İşçi sorunu yok. İşçi sorunu yok. Sol tarafta yangın var. Sorun yok. Halleder. İnsanların artması lazım. Benim aklımda başka... Aa, su yok. Su. Şurada çok ufak su eksikliğimiz var. Pardon, paramız yok galiba yine. Şöyle yaparsak çok para harcamayalım. Tamam. Biraz daha yol yapmayı düşünüyorum. Artık buralara da bağlı. Oo, trafik olmaya başlamış. Kötü bir trafik olmaya başlamış. Trafik yüzünden çöpler de artıyor. Evet. Oha. O zaman birkaç yol mu vermemiz lazım? Bir dakika buradan gidiş yoktu değil mi? Yok gidiş de var. Aklıma çok tehlikeli bir fikir geldi. Şöyle yaparsak. Şu an büyük ihtimal batacağız arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Böyle bir zaman köprü olmazdır. Onun için düzgün bir karşıya geçelim köprüyü. Biraz da patch up'la yukarı yapalım. Çok mu yukarı oldu? Çok yukarı oldu. Bir aşağı. Bir tık aşağı. Tamam. Buraya bir tane yapalım. Tam is. Sonra şuraya şimdilik verelim. Tam 90 derece nasıl yapacağız? Tam düz olsun.
Yok, buraya da gidilmez. Böyle olması lazım. Bu da yamuk oluyor. Şu yolu bir dakika. Burada mükemmel zekamızı kullanmamız lazım. Tamam, bir dakika biraderim. Buraya otoban yapmak lazım aslında. Bu yol direkt otoban yolu da. Bunu nasıl yapacağız? Ya böyle yapacağız o zaman. Ya da şöyle yapacağız. Bir dakika. Bu niye birbirine değiyor ki? Değmemesi lazım ya. Tamam mı? Şöyle saçma bir yol yaptık. Bu işlem tamam. Şimdi buradan gidenlere o kadar bir ızdırap olacağım ya, ama gerçi buradan o tarafa gidiyorlar değil mi? Bu yolu boşuna yaptık. Allah rahmet eylesin. Ben bu yolu niye yaptım? Hele bana bir anlatın. Ben o kadar parayı niye harcadım? Şimdi elektriği yine verdik. Sorun yok. Şuradaki trafiği nasıl boşaltayım? Buradan çıkıyorlar. Mesela bu yolu buradan versem, buradan sağa geçseler acaba çıkmış olurlar mı? Bir dakika. Hani buradan da çıkmaları işine yarar mı? Bunların çoğu nereye gidiyor? Buradan karşıya geçiyorlar. Abi buradan gitsinler. Aşağı yol yaptım. Bir dakika. Aşağı yol yaptık. Kardeşim oyunu kapat, siler misin lütfen? Kardeşim oyunu siler misin lütfen? Bir dakika. Ben bu işi çözdüm. Bakın, iyi bakın. Şimdi itti. Bu iş bitti arkadaşlar. Şimdi bunu buradan böyle yapacağım, tamam mı? Bu arkadaşlar mecbur böyle aşağı gidecekler. Aşağıdan verelim ya. Tamam mı? Yapıştır. 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 Tamam mı? Böyle değil, böyle. Hadi defolun gidin lan. Kimse orada şehirden gelmesin. Gelen yukarıdan gelsin. Tamam mı? Bu ne duruma geldi şimdi? Buradaki tırrekleri bir denetelim bakalım. Yol düzelecek mi? Düzelmezse araya birkaç yol yapacağım. Trafik düzelip düzelmeyeceğini şimdi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru bir yoğunluk oldu ama iki taraftan da geçilebiliyor yani. İsteyen sağdan gider, isteyen soldan. Şimdi trafik durumu ne olacak? Bir ilerleyelim. Otobüs yapmam lazımdı. Ben onun için borç para almıştım değil mi? Hiç benim adamım da bana yardımcı olmuyor. Trafikler nerede lan? Trafiği göremiyorum. Bu da soldan araba işareti var. Tamam. Çok teşekkürler. Trafiği aşağı saldım. Herkes şuraya geliyor abi. Şurası bayağı perişan olmuş. Yok, çok perişan. %80 yol açık. %79. Şu yolu yaptıktan sonra ortalık çok karıştı. Benim eski düzen gitti. Trafiği bir kapatalım. Benim şu yol işi güzeldi aslında. Trafiği tamamen bitiriyorduk abi. Tamam mı? Bu iki tane yukarı gitmeye devam etsin. Tamam, bunlar aşağı inmesi lazım. Burayı bir adam edelim abi. Yok, böyle değil. Böyle gitsin. Tamam mı? Yapıştır. Yapıştır. Şöyle biraz adam etmeye devam edeyim. Aynı şekilde bakın, burada iki aşağı, çöp kamyonları hiç gelmemeye başladı buraya. Geçmiş olsun. Şuradan. Ay pardon, burada böyle değil, böyle değil. Böyle şuradan bir yol yapmamız lazım. Bu şehri mahvettim ya. Niye yapmıyor? Alttan geçiriyorum işte yolu birader. Buraya bağlanmasın canım. Neden alttan geçmiyor burada? Çok yakın. Suya mı çok yakın?
Eğim çok fazla oluyor öyle yapınca. Mesafe yok. Yolu biraz daha geriden kırıp oradan yapabiliriz. Ha şu yolu kır diyorsun. Daha geriden. Deneyelim bir. Tamam. Buradan oldu. Bir tur da yukarı çıkalım artık. Şuraya niye olmadı? Şuraya tam verse var ya harika olacak. Alttan oluyor ama şurada tıkanıyor. Yol kapalı kaldı altta. Yol kapalı kaldı altta. Dur ya olmadı. Çok kötü oldu. O yolu nereden göreceğiz? O yolu nasıl görebiliriz? Yerin altında bir yol kaldı ya. Bir dakika yolun V'den altında... Görebilir. Neyden? V düşün. Anlamadım. Ha V. Tamam. O zaman fark nasıl verebiliriz ya? Kamyonların bu arkadan gelsin istiyorum ben direkt.